Merhaba arkadaşlar, yeni bir 3 Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 3D Max'te spare aracından bahsedeceğiz. Spear aracı ile birlikte küre çizme işlemini gerçekleştireceğiz. Kürenin alt başlıkları var, alt özellikleri var. Bunları detaylı bir şekilde uygulamaları yaparak pekiştireceğiz. Spear aracını kullanabilmek için sağdaki menümüzden ilk baştaki Create'e geliyoruz. Alt menüden ise Geometri'ye gelerek standart primitives bizi karşılıyor. Bu kalabilir. Daha sonra buradan sphere'i seçiyoruz. Mouse'un sol tuşuyla. Ve çizim alanımızda herhangi bir yere gelip mouse'un sol tuşuna basıyorum. Ve yukarı aşağı hareket ettirerek buradan boyutunu belirliyorum. İstediğim boyuta gelince mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Ve benim kürem çizilmiş oldu. Ayrıca gelip buradaki Sphere yazısını seçip yukarıdan da Select Object seçiliyken Sphere aracını seçiyoruz. Klavyeden Delete tuşuna basıyoruz. Yazımızı silmiş oluyoruz. Sphere aracımızı çizdik. Bunun modifier'ına bakalım. Geliyoruz F4'e basalım. F4'e basınca nasıl bir formda, nasıl geometride Sphere'imizi oluşturduğunu daha kolaylıkla görebilmekteyiz. Modify'a geliyorum. İkinci olan Modify. Sphere bizi karşılamakta. Bunun adını gelip değiştirebilirim. küre diyebilirim. Küre dedikten sonra bunun radyosu yarıçapı 120.153 120.153'müş. Bir süratı gelip buradan silebiliriz. Enter diyebiliriz. 120 ve segmenti de 32. 32 default segment ile geliyor. Bunu gelip 48 de yapabiliriz. Daha fazla sayıda geometriden oluşmuş oldu. Ya da daha az yapmak istiyorsak da 24 diyebiliriz. 32 kendi ayarıyla gelmişti. Bu sayede segmentleri kolaylıkla buradan ayırabiliyoruz. İstediğimiz gibi arttırıp azaltabiliyoruz. İstersek buradaki okları da kullanabiliriz. Değer girmeyerek tek tek de bakabiliriz. Şimdilik 34'te de kalabilir. Daha yumuşak görünmesini istiyorsak segment sayısının daha yüksek olması gerekiyor. Çok arttırmak da performansı etkileyen bir durumdur ideal olan, optimal olan sizin için, kendi çalışmanız için, yakınlık, uzak uzaklığa göre, modelinize göre buradaki segment sayısını belirleyebilirsiniz. Smooth ile yumuşatıyor. Burada kendisi seçil olarak geldi. Bunu kaldırabiliriz. Şu an yumuşaklığı gitti. Bastım. Daha yumuşak bir görüntü elde etmiş olduk. Burada. Hemi Spare aracımız bulunmakta. Bunu da mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum. Yukarı doğru hareket ettiriyorum. Ve kendisi de buradan yarım küre şekline gelmiş oluyor. Aşağı doğru indiriyorum ya da yukarı doğru çıkartıyorum. Bu bir tamamen yok ediyor. En aşağıda da sıfır hepsini gösteriyor. Buradan değer de girebilirsiniz. 0,4 de diyebilirsiniz. Yani yüzde kırkını gösteriyor. Gelip buradan 0,6 da diyebilirsiniz. Ya da gelip buradan 1 derseniz hiç gözükmüyor. Ya da 0,9 da diyebilirsiniz. 0,10'u yani %10'unu gösterdi. %90'ını kaybetti. 0,5'te de yarısını gösteriyor. Yarısını ise kaybetmiş oluyor. Şu an bu çalışmayı hemisferin altındaki çop ile yapmış oldu. Gelip Squash ile de bu işlemi yapabiliriz. Geliyorum. Kriti. E, buradan geometriye ve spire e gelmiş oluyorum. Spire e geldikten sonra buradan sükreşi seçiyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tuttum yukarı aşağı hareket ettiriyorum ve modifiye geliyorum bunun da radyosunu 120 yapalım 120 yapmış olduk sağ tıkladı komuttan çıktım bu da 120 34'tü bu da 120 34 bunda hem yarım küresini 0.5 yapalım ve gelelim bu ikisinin segment sayılarını azaltalım diyelim ki bunun segment sayısı 12 olsun bunun da segment sayısı 12 olsun. 12 yaparak her ikisini de karşılıklı olarak burada görebilmekteyiz. Modify'a geliyorum. Bir sketch'te bunu da chop'a getirmek istiyorum. Biri sketch'te kalsın, biri chop'ta kalsın. Arasındaki farkı demisfer ile kolaylıkla görebilelim diye. Geliyorum buradan sıfıra doğru getiriyorum. Bakalım kaç tane bizi yandan da şurada front'a basabiliriz ya da left'e şuradan sağda çevirebiliriz sizin için hangisi uygunsa. Evet buradan da hepsini açıyorum. En alt saymazsak 1, 2, 3, 4, 5 tane yatay segmentten oluşuyor şu anki çizimimiz. Geliyorum yukarı doğru hareket ettiriyorum. şu işte mouse'un sol tuşuna basarak hem Yukarı doğru hareket ettirdikçe sayı değişmiyor. 5 tane gitgide kendi alanında kalıyor. Fakat solda yukarı doğru hareket ettiriyorum 5 taneyi koruyor burada ise koruma yok sağdakinde direkt yok ediyor bir hareketlik mesela direkt 0.5'e getireyim şu an burayı saymazsak bir iki tane kaldı geliyorum bunu da yukarı doğru atıyorum yukarı doğru atarken bu 1 2 3 tane kalmış oldu ortada bu iki tane de kalmış oldu segment sayılarını sol taraftakinde koruyor, sağdakinde korumuyor. Gelelim biraz daha arttıralım. 12 değil de buna 20 yapalım. Sağdakine de gelelim. buna da 20 yapalım. Burada chop ile çizlendi segment sayılarını korumadı. Kendisi direkt aşağıdan yok etti. Soldaki ise sketch'te ise Segment sayılarını korudu ve yukarıya doğru ötelemiş oldu. Arasındaki fark, ikisinin arasındaki fark budur. Gelip buradan tekrardan perspektifteyiz. İstediğimiz gibi dönebiliriz. İkisini seçip, delete ile kolaylıkla silebiliriz. Geliyoruz, create. Standart birimizden spare'i seçiyorum. Neyle çizsin? Edge var, center var. Biraz önce Center'la çizmiştik. Mouse'un sol tuşuna bastık, orta noktayı aldı belli bir yarı çapa gence bıraktım. HD ise bunu köşeden başlıyor. Köşesinden başlayıp birim çizmeye başladık. Biri merkezden başlıyor çizmeye. Diğeri köşeden başlıyor. Gelip klavye ile de kolaylıkla çizebiliriz. Sağ tuş yapınca komuttan çıkıyor. Spare'e geldim. Keyboard enter diyorum. X'de 100, Y'de 50, Z'de 200'e Radius'u 150 olan bir objeyi create dersem oluşturacak. 150 ve 200'lük. Yukarıdan da geliyorum move aracına. X de 100, Y'de 50 ve Z'de 200 olan ve yarı çapı buradan modify'dan radyosu 150 olan bir küremi çizmiş oldum kolaylıkla. Eğer istersen bunları da 0, 0, 0 noktasına da kolaylıkla getirebilirim. X de Y ve Z'de. Geliyorum tekrardan create. Geometri standart primizden stand, spare'i kolaylıkla seçiyorum. Creation metodu anlatmış olduk. Bunu kapatabiliriz. Artının olduğu yerden, Keyboard entry ile de nasıl koordinatlarla ve yarıçapla çizdiğimizi bahsettik. Create e basarak bunu da kapatabiliriz. Burada radius ve segment ayarlarımızdan da bahsediyorduk. Smooth'dan bahsettik. Hemisphere'den, Chop, Squish farkından bahsetmiş olduk. Gelelim son çizdiğimiz objenin modify kısmına. Burada slice ondan bahsedebiliriz. Slice dilimleme işlemini yapmaktadır. Bunu biraz kıvıralım, biraz daha yaklaşalım. Mouse'un scroll'unu ileri yaklaştırarak, ittirerek. Burada 360'a tamamlamamız, tamamlamamız lazım. 0'a 0, 0 ikisi de. Mouse'un sol tuşuna basıp hareket ettiriyorum. Diyorum ki başlangıç noktasından 60 birim. Ve buradan da bitiş noktasından da Eksiye doğru gidiyorum bu sefer. Eksi 60 olan benim küremi dilimle. Fark ettiyseniz burada z ekseninde bu dilimleme işlemini gerçekleştirdi. Z ekseninde. Eğer ben bunu gelip burayı sıfır yapıp diğer tarafı da eksisiz yani normal 180 yaparsam da bunu tam %50'den kesme işlemini gerçekleştiriyor. Burada z ekseninde bu işlemi yapıyor. Hemisper ile diğer eksende bu işlemi gerçekleştiriyor ve burası tamamlanması 1 olarak gerçekleşiyor 0.5 olarak. Bu soldaki ise 360'tan 180 yarısı olduğu için farklı eksenlerde bu işlemi gerçekleştirmeyi yapabiliyoruz. İkisinin arasındaki farkı da böyle anlatabiliriz. Gelelim bir tane daha küre çizelim. Yukarıdan create. Daha sonra geometri. En son ise spiri buluyorum. Masun sol tuşuna bastım. İstediğim büyüklüğe gelince bırakıyorum. Şu an tam ortada F3'e basalım. Hatta yandan da görelim tam ortada bunun pivot noktası base to pivot dersem ise en alttan başlamış gibi yapıyor. Eğer bunu seçmezsek direkt ortaya alıyor bunun pivotunu. İkisinin arasındaki farkı da böyle kolaylıkla anlatabiliriz. Bu videoda sizlerle Sphere aracı ile küre nasıl çizilir bundan bahsetmiş olduk. Alt başlıkların alt özelliklerini nasıl Modify'dan değiştireceğimizi detaylı bir şekilde aktarmış ve uygulamış olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3D videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.